Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 18 Ağustos Çarşamba akşam 22.20 sularındayken dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden e, maalesef devam edemeyeceğiz. Dün e, özel işlerinden dolayı arkadaşlar e, zamanım olmamıştı. Bugün de çok zamanım yok ama yine de kısaca bugünü değerlendireceğiz. E, biz burada e, iki gün öncesinde yani arkadaşlar Pazartesi günü yaptığımız analizde da yeni hedef 8.38 olabilir diye sizlere aktarmıştık ve özetle de şunları yazmıştık. Dolar TL 8.52 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Sanki 1-2 gün daha düşüş trendi devam edecekmiş gibi geldi bana dedim. E, şahsi görüşüm olarak yatırım tavsiyesi olmadan YTD'nin açılımı bu. E, bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Destek dirençleri de e, 8.43-44 bölgesi ve 8.37-38 bölgesi olarak ikiye ayırmıştık. Bu bölgeler bizim için önemli destek seviyeleriydi. Destek dirençleri yazdıktan sonra da Dolar endeksi ve Amerikan faizleri şimdilik zayıf 1-2 gün sonra neler olacak arkadaşlar bunu takip edeceğiz demiştik. Şimdi e, öncelikle dolar grafiğine geldiğimizde arkadaşlar burada hatırlarsanız 8.61'den yanlış hatırlamıyorsam hemen bakalım dolar sinyal tablosuna. Evet 8.61'den bir düşüş trendinin başladığını sizlere aktarmıştık. Ve sonrasında da arkadaşlar dolar tl'nin aşağı doğru gittiğini gerçekten gözlemledik. Ve nerelere kadar geldik? 8.37-38 bölgesine kadar gelmiş durumdayız. Bakın dün arkadaşlar 8.37-38'ler görüldü. Ve ben dip noktasının burası olabileceğini düşünüyordum zaten biliyorsunuz. Bunları da geçen hafta da aktarmıştık. Şu an için yukarı doğru bir toparlanma sinyali geliyor arkadaşlar. Aslında burada e, dün dün gelme olasılığı vardı ama burada 848'lerin üzerinde kalmamız gerekiyordu. Ama dün maalesef 848'ler e, de tutunamayınca hızlı bir şekilde alt deste 8.37 37 bölgesini test etti ve orada bir destek bulduğunu gözlemledik ve burada da artık 841'lerin eee ana destek olduğunu sizlere e, aktarabilirim veya 840 bölgesinin ana destek olduğunu aktarabilirim. Burada henüz bir yükseliş trendine bugün girmesek de ama ben burada bir toparlanmanın olduğunu düşünüyorum. Eğer yani alım yapacak arkadaşlara tabii ki önlem olarak hep parçalı alım satım yapmalarını öneriyorum. Eğer alım yapacaklarsa yukarı doğru gideceğini düşünüyorsanız buna ben tabii ki tavsiye veremem arkadaşlar. Kendi şahsi görüşüm ben de saklı kalacaktır. Şimdi burada arkadaşlar toparlanmanın Göstergelerini daha kısa vadeli e, durumda da gözlemliyoruz. Yani şurada biz 8.61'de bir e, düşüş trendinin başladığı noktaya bir trend çizgisinin çizdiğimizde burada kırılım olduktan sonra aşağı doğru saatlik bazda da biz böyle gelmiştik. Ve e, bu aşağı doğru harekette aslında şöyle birazcık daha hassas oturtursak burada e, dün e, 9 sularından sonra arkadaşlar 8.43'lerin kırılmasıyla beraber Artık burada saatlik bazda bir e, yeniden yükseliş trenine girdiğimizi gör, görüyoruz. Yani şöyle göstereyim size. Şu para kanal saatlik bazda kırılmış durumda. Ve sonrasında da dolar tl bugün 8.50'lere kadar gelmiş vaziyette. E, ve biraz sonra da sizlere söyleyeceğim kritik değerler neresi. Yarın yükseliş trenine girebilir miyiz diye hemen e, sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet yarın e, yükseliş trenine girme ihtimalimiz var bunu da sizlerle beraber özet kısmında da değerlendireceğiz. Şu an için 844, 45, 46 sürekli geziniyoruz. Kaldık yine 5 dakikalık grafiği açarsak bir sürü iğnenin olduğunu tahmin ediyorum. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Evet gördüğünüz gibi sürekli otomatik satışlar sürekli alt taraftan alışlarla destekleniyor ve şu anda 841 bölgesinin altına gelmesi biraz zor e, gözüküyor yani bu bölgenin altına kısa vadede e, çok gelmesini ben beklemem yukarı doğru da potansiyel artıyor neden indikatörlere baktığımızda yukarı doğru bir e, toparlanma sinyalinin geldiğini ve burada da hedefin neresi olabileceği konusunda arkadaşlar e, ilk etapta 853'ler e, olma ihtimalini e, ben düşünüyorum eğer dün yay, dün, dün canlı yapsa, yayın yapsaydık 8.49 ve 8.53 diyecektim ama bugün e, dünkü yayını yapamadığım için zaten bugün 8.50'ler geldi. O yüzden biz 8.53'leri hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum yükseliş trendlerinde. E, burada daha üst noktada 8.56'lar var ama onun üstü için birazcık e, zorlanabiliriz. En azından kar satışları orada e, gelecektir diye düşünüyorum ani hareketlerde. Biz burada arkadaşlar takip etmemiz gereken seviye yarın e, ben size kısaca söyleyeceğim. 8.44-45 bölgesinin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Yarın da arkadaşlar şu an için e, dikkat ettiyseniz yine Fibo seviyesi de 8.45'ler civarında geziniyor. E, bu seviyeyi evet, daha hassas bir şekilde gösterelim. Evet tam 8.44-80. Yani biz 8.45'lerin üzerinde bugün kapatmalıyız. Birinci e, şartımız bu. Yarın da arkadaşlar kabaca 45-46 bölgesinin üzerinde bir e, kapanışla beraber biz burada trendine girme ihtimalimiz bulunuyor ve bu durumda ilk hedef 8.50 sonrasında da 8.53'ler olma ihtimalinin e, potansiyel olarak olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da takip edeceğiz. Peki bir de yurt dışı ile beraber destekleyelim arkadaşlar. Dolar indeksine bakalım. Dolar indeksi bugün yine e, önemli bir noktaya 93 seviyesinin üzerine attı ama Orada bir kalıcı durum olamadığını gözlemliyoruz. Burada ancak yine de hareketin yukarı doğru devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Peki Amerikan faizleri nasıl? 2 yıllıklara baktığımızda arkadaşlar burada yine çok güçlü olmasa da bir yükseştiren devam ediyor. Ama bugün yukarı doğru sert bir hareket denemiş. Bu hareket yine yarın ve ondan sonraki günlerde devam edebilir. Bir de 10 yıllıklara bakalım. Onlar birazcık daha gerçekçi olabilir. Evet burada da baktığımızda arkadaşlar burada da bir toparlanma e, durumu söz konusu olabilir. Yarın da demek ki arkadaşlar e, dolar tl'de önemli bir gün olabilir. Hemen ne yapalım ekonomik takvim açalım. Ekonomi takvimi açtığımızda haberlerde neler var ona bir bakalım. Yarın perşembe değil mi? Yan, çarş evet çarşamba bugün yarın da perşembe olduğuna göre bu haftanın e, takvimi açarak perşembe gününe gidiyorum. Perşembe gününe geldik. Evet Amerika tarafına baktığımızda evet ne tesadüftür ki arkadaşlar saat 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Ve burada da 363 bin bekleniyormuş yani 363k bekleniyormuş. Ee, yine benim şahsi beklentim asla yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu işsizlik haklarından yararlanmanın düşük gelmesi yani Amerikan ekonomisinin toparlanması e, dolar TL'yi olumlu e, yukarı doğru yansıtı, yansıtacaktır diye düşünüyorum dolar indeksi ve faizleri e, Yüksek gelmesi de atıyorum yani 450 bin 500 bin gelmesi atıyorum örnek verdim Bu durumda da emtiaları arkadaşlar yukarı doğru götürebilir dolar tl'yi de aşağı çekebilir Ben bu şekilde e, haber akışını yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum buna göre de Yine burada e, hareketlilik artabilir yani volatilite Artabilir yine Philadelphia FED imalat Endeksi var. Bunun da yüksek gelmesi dolara iyi etkiler. Düşük gelmesi de emtiyalara iyi etkiler diyebiliriz. Tam tersi de diyebilirsiniz. Diğerine olumsuz, değerli, olumlu etkiler diyebiliriz. Ters korelasyon olduğunu şimdilik düşünebiliriz. Bir de burada bir konuşma var mıydı yarın? Bugün müydü ya da ona bakalım. Bugün varsa onu da kontrol edelim. Evet burada arkadaşlar e, toplantı tutanakları saat 9'da açıklanacaktı. O tutanaklar açıklandı. E, bunu e, etkisinin de yine bakalım nasıl etkilenmiş. Hemen saat e, 9'da dolar tl veya faizlere nasıl etkilediğini bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tutanaklar açıklandıktan sonra faizler aşağı gelmiş. Hatta dolar tl de aynı saatlerde muhtemelen aşağı geldiğini e, görebiliriz diye düşünüyorum. Hemen gelelim saatlik grafiğe. Burada da saat 9'da gördüğünüz gibi 8.47'lerden 8.43'ler seviyesine kadar inmiş gözüküyoruz. Yani tutanaklar burada içerini hiç okumadım. Bilmiyorum bile arkadaşlar. Biz burada olumsuz etkilediğini grafik üzerinden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aktaralım. Peki özetimizi yapmadan önce bir de borsaya bakalım Borsaya baktığımızda da arkadaşlar bir tepe noktasına yaklaşıyoruz burada 147 binler hedef demiştik 147 binlere geldik artık buradan sonra borsada daha üst noktalar oldukça riskli olur diye düşünüyorum ve burada da bir düşüş trendinin başlama riski bulunduğu için 146 binlerin üzerinde 145 bin üzerinde bir kapanış yapamazsak borsa tarafında sert bir düzeltme gelebilir arkadaşlar burada da yine 142 binlere doğru bir hareket gelme olasılığı var. Bu durumda da eğer e, yurt dışı e, dolar endeksi ve faizler bozulmazsa dolar TL'de de yukarı doğru gidecek bir daha bir sebep daha burada karşımıza çıkıyor. Tabi şimdi e, çok fazla e, borsada yabancı yatırımcı yok. %50'nin altında ama yine de e, oradan çıkan e, yabancılar dolar TL tarafında baskı yaratabilir arkadaşlar. Bir miktar olsa da özellikle TRT 2 gününde yani cuma gününde 1 e, 2 e, yani cuma günü 2 gün sonra para geçtiği için borsadan çıkan yabancı yatırımcılar o zaman dolara çevirip e, çıkarlarsa bu cuma günü özellikle etkileyebilir ama yine de bu satışları da takip etmek gerekiyor. Eğer bugün çıktılarsa arkadaşlar, çünkü bugün ciddi bir satış olmuş gözüküyor. Evet, bunda dolar TL'de arkadaşlar, bu şekilde bunu da bağlamış olduk. Dolar TL'de 8.45 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Burada destek dirençleri hemen yazalım. 8.45 civarındayız arkadaşlar. Bir aşağı, bir yukarı yapıyor. 8.41 ve 8.38 daha altını yazmayacağım. Direnç noktasında 8.49, 8.53 ve 8.56 seviyelerinde potansiyel olduğunu aktarmıştık yani şu bölgeye arkadaşlar gitme olasılığımız var özellikle 8.53 e, sanki birazcık sırtıyormuş gibi geldi e, bunu da önümüzdeki günlerde analiz edeceğiz. Evet çok net kısa bir şekilde e, dolar tl'yi özetlemiş olduk tabi bir de şunu ekleyebiliriz yarın yükseliş trendi başlıyor. Bilir. Şöyle bir soru işareti bırakalım. 8.38'de dip seviyesini nokta atışı yaptık diyebiliriz arkadaşlar. Ben şahsım adına ben bu şekilde düşünüyorum ama tabii ki sizin görüşünüzde de saygım var. son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyenler için burada bir mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar.